Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve ssalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Adem'in, Hazreti Havva'nın, Ebul Beşer olan ve Ümmül Beşer olan o büyük insanlık serüveninin ilk halkasını oluşturan ve bizlerin ataları babaları olan ilk peygamber ve ilk nebi ve resul olarak sahneye çıkan İslam'ın o ilk büyük peygamberinin hayatını mücadelesini anlamaya çalışıyoruz. Tabii bir şeyi fark ettiniz aslında ama o fark edilen şeyi tekrar etmekte fayda var. Biz Adem Aleyhisselam'ı da Havva anamızı da öğrendikçe aslında insan dediğimiz kendi hem cinslerimizi ve kendimize ait bazı hususiyetleri daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz tür olarak geçen ders hatırlarsanız varlığın şuurlu olan kısmını 3 alana 3 kategori ayırdık melek, cin ve insan. Aslında biz insan türünü anlamaya çalışıyoruz bu derslerle. Belki biraz uzun sürdü. Hazreti Adem faslı uzun sürmesi de biraz bundan çünkü bazı şeyler işin bidayetinde konuşulmalı. Biz yarın Hazreti Nuh'u anlarken Öbürsü gün Hazreti Musa'yı anlarken, daha sonra Hazreti İsa'yı anlarken ve aralarındaki diğer peygamberleri anlama adına gayret verirken de bugün öğrendiğimiz hakikatler bize çok lazım olacak. Onların üzerinden biz bazı şeyleri anlamış olacağız. Bir benzetme, bir kıyas adına bir şey söylemek istiyorum. İnşallah baltayı taşa vurmam ama anlayacağınızı umuyorum. Diyelim ki Mars'ta bir hayat bulunsa ve Marslılar deseler ki bize artık nasıl bir canlı türleri ise ya bize bir insan gönderin de biz bir insanı inceleyelim. Bu insan nasıl bir varlık? Bize bir insan gönderseniz de bizim bu merakımızı giderseniz deseler. Biz nasıl bir insan göndeririz? Bir erkek göndersek mesela tam anlamıyla insanı erkeğin üzerinden tanıyabilirler mi Bir hanım göndersek erkek değil de hanım işte insan budur desek bir hanımın üzerinden o araştırmalarla insanı tam anlamıyla tanıyabilirler mi Bunun üzerinde biraz durduğumuzda geleceğimiz nokta şudur Ne erkek tam insandır ne kadın tam insandır. Biz insan dediğimiz şeyi tam anlamıyla tanıyabilmemiz için mecburuz bu ikisini beraberce ele almaya. İkisinin toplamıdır aslında insan. Tam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçen hadiste de bunu söylüyor. Erkekle kadın bir bütünün yarısı, iki yarısı gibidir o ikisi bir araya geldiği zaman tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bakın biz Adem aleyhisselam'ı anlamaya başladığımız andan itibaren hava validemizi de anlamaya çalışıyoruz. Çünkü ancak öylece tamamlanıyor. Eğer mesele insanı tanıma meselesi ise, eğer mesele bu manada onların üzerinden bazı mesajları iyice kavrama meselesi ise o halde bu bir bütünün iki parçasının beraberce ele alınarak anlaşılabilecek bir mesele olduğunu unutmamamız gerekir. Rabbimiz de Hazreti Adem'i anlatırken bize bir yerden sonra sahneye Hazreti Havvan'ın da çıkması, onun üzerinden de bazı şeyleri artık okumaya başlamamız ve bazı mesajları ikisinin üzerinden almaya başlamamızın hakikati de budur. Dolayısıyla biz buradan bugünün dünyasında da bazı şeyleri değerlendirirken İnsan üst şemsiyesinin altında kadın erkek beraberce ele alınarak bazı meselelerin belirginleştirilmesi gerekir mesajını da unutmamamız gerekir. Peki biz Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı tanısak, onları tanımak demek ne demektir diye bir soru sorsak karşımıza şöyle bir şey çıkacak. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı tanımak aslında insanı tanımaktır. En başta da zaten bu var. İkincisi Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı tanımak nübüvvet ve risalet mücadelesini tanımaktır. En başta onlarla başladı. Nübüvvetinde risaletinde ana kodlarını bize veriyor zaten bu. Mesela biz uzamasın diye girmedik detaylara ama ben biraz sizin kendinizin araştırdığınızı bildiğim için en azından içinizden bazı kardeşlerimin bir miktarını da size havale ediyorum. Zelle meselesi bağımsız bir ders olarak ele alınması gerekiyordu aslında. İşte nübüvvet ve risalet dediğimizde bizim aklımıza gelecek birçok şey var. O aklımıza gelecek şeylerden bir tanesi de budur. Şimdi biz nübüvvet ve risalet kurumunu doğru dürüst anlasak Şöyle uydurukça bir kelimeyi kullanmayız. Bu son günlerde kullanıldı biliyorsunuz. Yalancı peygamber. Ya peygamberin yalancısı mı olur? Bu nasıl bir ifadedir? Sahtekar peygamber. Böyle bir ifade olur mu? Aklı başında bir insan bunu kullanır mı? Onun doğrusu şudur. Peygamberlik iddia eden yalancı. Peygamberlik iddia eden sahtekar. Çünkü o kavram o kadar önemli bir kavram ki biz zihnimize sinyal gönderiyoruz aslında kavramlarla ama farkında olmadan birileri bizim o kavramlarımızın aslında içini boşaltıyor hatırlayın bir şey söyledim size geçmiş derslerde kavramlarımız çalınıyor dedim sembollerimiz çalınıyor dedim Ay işte örneklerden bir örnekte bu eğer biz nübüvvet ve risalet kurumunu doğru dürüst anlasak bu kurumun değer ve kıymetini iyice kavradığımızda mesele başka bir noktaya gelecek. Biz Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı doğru anladığımızda bunu da zaten tanıyoruz. Üçüncüsü Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı tanımak anne ve babamızı tanımaktır. Buna ait bazı şeyleri de söyledim zaten. Dördüncüsü Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı tanımak dikkat edin üç kavramada düşmanlarımızı dostlarımızı ve imtihanlarımızı tanımaktır. Onların üzerinden bunların hepsini bize anlatıyor Rabbimiz. Düşmanımızı da anlatıyor bize, dostumuzu da anlatıyor bize, imtihanlarımızı da anlatıyor bize. Bunların hepsini biz Hazreti Adem'in üzerinden anladığımızda bu hayatın içerisinde bizi ne bekliyor bunu daha iyi kavramış oluruz. Onun için bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Sonuncusu da belli zaten Hazreti Ahva ile Hazreti Adem'i tanımak kendimizi tanımaktır. Biz kendimize ait bazı şeyleri de bunların üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah gerçek manada anlayanlardan eylesin. Anladıklarımızla da hayatımızı imar edenlerden eylesin. Şu zorlu hayatta kulluk adına bizden beklenen güzellikleri ortaya koymayı da Allah bizlere kolaylaştırsın. Aziz kardeşlerim bıraktığım yerden alacağım. Sadece bir iki cümle hatırlayalım. Allah Adem'i yarattı. Ona eşyaya isim koyma kabiliyeti verdi. Meleklerle ve meleklerle cinle ve cinlerle cinlere Adem'e secde edin dedi. Herkes secde etti ama iblis secde etmedi. Böylece iblis şeytan oldu, kovuldu, elde ettiği makamı kaybetti ve insanın amansız düşmanı oldu. Sonra Rabbimiz Havva validemizle Adem aleyhisselama beraberce ey Adem sen ve eşin beraberce cennete yerleşin dedi. Yerleşin dedi oradaki el cenne ile beraber tartışmalarda başladı. Şimdi buradaki cennet neresi? Dünyada bir cennet mi? Çünkü cennetin bir anlamı da biliyorsunuz bahçe. Yoksa bizim bildiğimiz Müminlere vaat edilen cennet mi? Vaat edilen o cennetse eğer bazı şeyler biraz farklı ele alınmalı. Eğer dünyada bir bahçe ise o zaman mesele biraz daha farklı bir boyuta varmış oluyor. Bunun üzerine baktığınız zaman tefsirlere, müfessirlerimizin onlarca farklı, farklı, farklı yorumlarını görürsünüz. Ama en başta söyleyeyim bir cümleyi belki en sonda söylemem gereken cümleyi ehli sünnet ulemanın büyük bir kısmı buradaki cennetin müminlere vaat edilen asıl cennet olduğu görüşündedirler ama başımızın tacıdır İmam Maturidi ki birçoklarımızın itikatta imamıdır İmam Maturidi İmam Maturidi bu görüşte değil böyle biraz ihtimalli konuşur Ola da bilir olmaya da bilirdir İmam Maturidi gibi düşünen başka alimlerimiz de var. Yani onun üzerinde konuşursak birçok şeyi zaten görürüz. Ben bütün her şeyi burada anlatacak durumum yok size. Ama size iki tane tablo getirdim. İkisi de Kur'an'dan. Mesela burada geçen cennet asıl cennettir diyenlerin Kur'an'dan getirdikleri deliller var. Hadisler de var bir sürü hem de ama burada geçen cennet asıl cennet değil dünyadaki bir bahçedir diyenlerin de Kur'an'dan delilleri var. O delillerini ben beşer taneden özetleyeceğim size ama dediğim gibi başkaları da var. Mesela burada geçen cennetin asıl cennet olduğunu iddia edenler diyorlar ki ihbitu inin oradan demek cennetten dünya, dünyaya inmek demektir. Buradaki ayet Bakara suresi 36. ayet. İhbitu ifadesini emrini Kur'an genelde böyle şeyler için kullanır. Bunu delil olarak getirerek burada söylenen yerin cennet olduğunu iddia eder alimlerimiz. Bu emir bir başka yerde daha geçer. Bakın Araf suresi 24'te ihbitu inin oradan demek dünyada yepyeni bir hayatın başlaması demektir. Çünkü orada anlatılan ayetteki ifade cennetten sonra başka bir hayatın ve o hayatın da başka bir şeklinin ortaya çıkacağına dair mesajları içerisinde barındırır. Üçüncüsü Taha suresinin 117. ayetini okuyacağız. Bakın şeytan sizi cennetten çıkarmasın sonra yorulur sıkıntı çekersiniz demek cennete ait tasvirlerdir yorulmak, sıkıntı çekmek. O sonraki oradan çıkarsanız karşılaşacağınız şeyler diye Rabbimiz söylüyor ya. Demek ki orada yorulmak yok, sıkıntı yok. Nerede yorulmak, sıkıntı yok? Biz cennetin tasvirlerini okuyoruz, vasıflarını okuyoruz Kur'an'dan. Orası asıl cennet. Burada ne acıkmak vardır, ne çıplak kalmak demek cennete ait vasıflardır. Yine cenneti bize anlatan ayetlerde geçen vasıfları görüyoruz burada. Taha suresi 118. ayette burada susuzluk çekmek ya da sıcaktan bunalmak yoktur demek cennette vaat edilen güzelliklerdendir. Şöyle iyice bir bakın. Ayetleri zihinlerinize kaydedin ya da yazın. Bu ayetler çerçevesinden meseleyi siz biraz değerlendirin. Dolayısıyla buradaki geçen el cenne müminlere vaat edilen asıl cennettir diyenlerin Kur'an'dan getirdiği deliller bunlar. Ve bu delillerin her birisi kapı gibi o kadar sağlam ki üzerinde bir sürü şey konuşulur. Ama bu cennet o cennet değildir diyenler de Kur'an'dan delil getiriyor. Ve onların delilleri de sağlam. Ben o delilleri de size vermek istiyorum. Bunları belki saatlerce konuşacağımız meseleler ama böyle tablolar üzerinde bizim biraz daha işimiz kolaylaşmış oluyor. Diyor ki Uleba'dan bazıları ki bazılarını biz İmam Maturidi'nin tevilatından alıyoruz. Başka alimlerin tespitleri de var bu konuda. Bu cennet asıl vaad edilen cennet değil. Çünkü asıl vaad edilen cennette imtihan yok. Zümer suresi 74. Asıl cennette korku üzüntü yok. Araf 35. Adem korktu da üzüldü de cennette korku ve üzüntü, üzüntü yoksa bu cennet o cennet değil diyorlar. Asıl cennete iblis giremez ama o cennette iblis var diyorlar. Hicir suresi 34. Asıl cennet ebedidir ama bu cennette bir şey oldu ve cennet hayatı sona ermiş oldu. Araf suresi 42. Asıl cennete bir kez giren bir daha çıkmaz. Zuhruf suresi 68 ama buradan çıkıldı. Şimdi burada birbirleriyle çelişki gibi gözüken bu ayetler ciddi bir biçimde üzerinde durulduğunda tevili yapılabiliyor. Yani ulema bu ayetleri görmedi mi sanki? Diyelim ki cennetin asıl cennet olduğunu söyleyen alimler bu ayetlerin hepsini tek tek ele alıyorlar ve hepsi için yorumlar var. Dolayısıyla söylenenlerin öyle ortada kalan ya da ayakları yere basmayan bir şey yok. Bu Kur'an'ın güzelliğidir zaten. Kur'an üzerinde tefekkür etmek, gayret etmek, cehd etmek, hakikati bulma adına beden ödemek, bunun için bir şekliyle insanın mücadele vermesi bu işler için zaten olması gereken şeyler. Özellikle ilim talebe, talebeleri için bu önemli bir bahis. Buranın üzerinde biraz durulması gerekir. Şimdi diyorlar ki eğer asıl cennet Hazreti Adem'in hayata başladığı o hatıralarını okuduğumuz yer orası değilse dünyadaki bir bahçe ise o bahçe neresi? Yemen'de bir yer mi? Irak'ta bir yer mi? Biz biliyoruz ki Hazreti Adem cennetten dünyaya gönderildiği zaman Hindistan'a gönderildi. Gelecek derste zaten onu söyleyeceğiz. Anamız Hazreti Havva'da ciddeye indi ve onlar beraberce birbirlerini aradılar aradılar. İsim de zaten orada geldi. Arafat'ta Cebelur Rahme'de buluştular. Arafat denmesi de bundan kaynaklanıyor diye bu bilgiyi de biliyoruz zaten. Ama eğer dünyadaki cennetse burası, Yemen'de bir bahçe midir? Irak'ta bir bahçe midir? Tartışılan bir mesele. Tevrat'ta, Kitab-ı Mukaddes'te biz bir bilgi okuyoruz. O bilgiye göre Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yerleştiği cennet şu bölgede. Bakın Eden diye bir bölge burası. Aden değil bu. Aden biliyorsunuz Yemen'de ama bu Eden bir bölge ismidir ve görüyorsunuz Suriye Irak bölgesi ta Basra'ya kadar uzanan bir bölgenin adıdır. Ve bu bölgede birçok insanlık tarihi açısından önemli şeyler olmuş zaten. Tevrat böyle bir bilgiyi söylüyor. Bu bilgi bazı İslam alimleri tarafından özellikle tarihçilerimiz tarafından kabul eden de var etmeyen de var. Ama netice itibariyle böyle bir bilginin olduğunu bilmemizde de bizim için fayda var. Şimdi neresiyse Allahu alem deyip gideceğiz. Başka çaremiz yok bizim. İki tarafında bu manada verdikleri bilgiler üzerinde durulması gereken bilgiler. O işin biraz teknik boyutu ama biz biliyoruz ki Allah Adem ile Havva'ya gidin beraberce cennete yerleşin dedi. O yerleşme emrini verdiği an bir şey de söyledi. Ne dedi? Sakın şu ağaca yaklaşmayın dedi. Bir ağaç var orada ve o ağaca yaklaşmayın dedi. Allah uyardı açıkça. Sonra başka uyarılar da var. O yaklaşmayın uyarısı bizim zihinlerimize bir şey getirmesi gerekir. Wala tekraba hazihi şecere. İkisine emir geliyor. Siz ikiniz asla o ağaca yaklaşmayın. Emre dikkat edin. Wala tekula min hazihi şecere değil. O ağaçtan yemeyin değil. O ağaca yaklaşmayın. O zaman burada bir şey var. Nedir o? Biz yaklaşmayın emrini başka yerlerde de okuyoruz. Bakara suresi 187. ayette Rabbimiz diyor ki itikafta iken kadınlara yaklaşmayın. En'am suresi 152'de diyor ki yetimlerin mallarına yaklaşmayın. İsra suresi 32'de diyor ki Zinaya yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Çünkü yaklaşmakta risk var. Zaten yaklaşırsan o bir mıknatıs var orada. O mıknatıs seni çekiyor. Kendini o mıknatıstan kurtarabilirsin. Allah korusun o mıknatıs seni o harama doğru sevk edebilir. Dolayısıyla burada büyük bir riskin varlığını haberdar ediyor Rabbimiz bize. Hazreti Adem'in üzerinden bize haberdar ediyor. Ne anlayacağız benim güzel kardeşlerim? Bak, bakın şunları anlayacağız. Yaklaşma yanılırsın. Yaklaşma yorulursun. Yaklaşma yıkılırsın. Yaklaşma yakarsın. Yaklaşma yanarsın. Aslında bir la tekrabu da bunların hepsi var. Yaklaşma yanılırsın ya karışır kafan karışır. Başına iş açarsın. Oldu mu, olmadı mı, şöyle mi, böyle mi? Biliyorsunuz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne dedi? Haram belli, helal belli. Ortasa kalanlar ise şüpheliler. Kişinin dininin güzelliğindendir şüpheli şeyleri de terk etmesi. Aslında iffet orada söylenen. Eğer kişi şüpheli şeylerden kendini koruyorsa iffetini korumuş olur. Dolayısıyla yanılırsın diye bir mesajı var bu işin. Yaklaşma yorulursun, yorulursun. Aman şöyle mi, aman böyle mi getirirsin, götürürsün. Şüpheler oluşur kafanda, seni zorlar, seni meşgul eder, zihnini alır götürür, seni duygularını karıştırır, yorar yorar yorar. Asıl senin böyle harama karşı şeyini bozar, direncini bozar. Çünkü yorulmuş adam yorulmuş pehlivan gibidir. O anda o yorgunlukla pehlivan olarak çıksam bile mindere Güreşi kazanabilirsin, kaybedebilirsin ama yorulmuş pehlivan genelde kaybeder. Onun için yaklaşma, yorulursun. Yaklaşma, yıkılırsın, düşer kalırsın. Allah korusun. Yaklaşma, yakarsın ya. Karşıda da bir insan var. Onu da yakarsın. Onun da zihnini karıştırırsın, onun da duygularını karıştırırsın. Ona da zarar verirsin. Ama en sonuncusu seninle alakalı yine yaklaşma yanarsın. Bu şöyle dursun burada ama ne yazık ki şöyle bir şey oluşuyor bizde benim güzel kardeşlerim. Şeytan bize bunu söylüyor. Ya bana bir şey olmaz. Ne olacak? Ben sağlam adamım zaten. Ben birkaç sene önce şöyle büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmıştım. O imtihanla yüzümün akıyla çıktım. Ben bir daha da bir şey olmaz bana. Ben iradesi güçlü bir adamım ya bana ne olacak? Yaşlı başlı bir adamım. Ben ne yapabilirim ki? O, o beylik lafları söyleyen adamları var ya Allah iyice rezil ediyor. Madem sen onu söyledin bir burnunu sürtüyor. O yaklaştığı için sınırları ihlal ettiği için öyle bir hale geliyor ki bir daha da kendi belini doğrultamıyor. Onun için Allah bana yaklaşma dediyse yaklaşma ya Allah'ın bir bildiği var da Allah'ın bildiğine inan ya inan. Sana sınırlar koyduysa o sınırları korumaya çalış. Kendi kafandan başka şeyler uydurma. Yok şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Bir sürü senaryo çizmene gerek yok. Allah sınırları koyduysa o sınırlara riayet eden insana ki ona mümin diyoruz, o mümine uyan, yakışan şey o sınırları en ince detayına kadar elinden geldiğince korumaya gayret etmesidir. Dolayısıyla bana bir şey olmaz diyen adamlara çok şey oluyor. Asla böyle bir şeyi ne söyleyelim ne de kendimizi o manada yanlışça o mayınlı arazilerin kurbanı edelim. Mayınlı arazilerin kurbanı olmak biliyorsunuz ne olmaktır. Ah geçer oradan patlar mı patlamaz mı bilmem nedir ama patlama riski olma fazla olduğu için çoğu zamanda ne yazık ki orada farklı bir biçimde yanar, yıkılır, yorulur. Farklı bir biçimde kendisine de başkasına da zarar verir. Allah bizi bu halden korusun. Peki benim güzel kardeşlerim soralım ya bir soralım. Haddimizi aşmadan soralım. Niye Rabbimiz bu sınırı koysun? Bir ağaca neden yaklaşma desin? Neden o kadar ağaç var cennette. Hazreti Ademle ile Hazreti Havva'ya sakın buraya yaklaşma desin. Binlerce ağacın içerisinden belki hiç akıllarına gelmeyecekti o ağacı Cenab-ı Hak onlara göstermeseydi. Ama orada o ağacı belli etmesi el şecere çünkü belli bir ağaç o. O ağacı belli etmesi ve ona yaklaşma demesi bir sınır koymaktır. Bu farkında olmak bir şeyin farkına varmak zor bir şey. Her gün vakfa geliyorsunuz her hafta dikkatinizi çekmedi. Şimdi ben size bir farkındalık oluşturacağım. Geliyorsunuz sol tarafta üç tane çöp konteyneri var. Ben diyorum ki size ortadaki konteynerin üzerinde bir yazı var arkadaşlar o yazıyı okumayın. Sizi perişan ettim. Şimdiye kadar hiç dikkatinizi çekmedi. Çıktığınızda orada ula burada ne yazıyordu ki hoca bunu dedi. Dersiniz ya onu söylediğim andan itibaren aklınıza o düşer. Adam tutuyor bir ev kiraya tutuyor mesela dört tane odası var. Ev sahibi bir odaya koymuş eşyalarını diyor ki üçü senin bu birisi benim. Onun için de kirayı biraz az alacağım senden. Bu odaya yaklaşma diyor. Makul bir şey yok. Ama adam biraz ısrarla üzerinde duruyor. Ya diyor bu odaya sakın yaklaşma. Bak bu odada şu var, bu var. Şöyle yapma, böyle yapma. Senin iyice o manada dikkatini çekiyor. O farkındalığı oluşturduğu zaman da insanda yasağı delmeye ait bir istek vardır zaten. İster istemez acaba ne var ki bu adam bu kadar üzerinde durdu diye bir merakla eğer iradeniz çok güçlü değilse bir müddet sonra muhakkak o yasağı arşınlarsınız. Başka vesilelerle size anlattığım bir fıkra vardı bilmem geldi mi aklınıza. Mahallenin biraz böyle yaramaz bir çocuğu genç mahallenin sakallı dedesinin yanına geliyor. Dede diyor sakal böyle dedenin Allah aşkına sen bu sakalı akşamları yorganın altına mı koyuyorsun yorganın üstüne mi koyuyorsun? Dede diyor ki vallahi hiç dikkat etmedim. Ama bu akşam bakayım yarın sana söylerim. Akşam oluyor, sabah geliyor o delikanlı dedenin yanına. Dede bastonu hazırlamış. Daha bir şey demeden "Ulan 30 senedir bu sakal benimle. Her gece yatabiliyordum. Bugün üstüne çıkardım olmadı. Altına bıraktım olmadı. Akşama kadar, sabaha kadar o sakalla uğraştım." Şimdi bir şey dikkate çekilirse olacağı bu. Bir şey çok fazla üzerinde durduğunuzda olacak bu. Rabbimiz de bu manada bir şekilde bir sınır koyuyor. Ve o sınırda bir farkındalık oluşturuyor. Bu aslında Rabbimizin müthiş derecede bir şefkat ve merhametini gösteriyor. Anlamıyor bazıları anlamadığı için meseleye yüzeysel bakıyor sadece şekli olarak bakıyor yasağın varlığı niye Allah'ın rahmetinin bir işareti olsun yasak olması bir rahmetin nasıl tezahürü olabilir şefkatinden dolayıdır o yasak neden biliyor musunuz konulan her sınır benim güzel kardeşlerim insanın insan kalmasıyla alakadardır ne olur bu cümlemi unutmayın konulan her sınır insanın insan kalmasıyla alakadardır. İnsan sadece yaptıklarıyla insan değildir. Yapmadıklarıyla da insandır. Bizi diğerlerinden ayıran da o. Varlık alemi içerisinde insanı farklı bir konuma taşıyan da bu. İnsana secde ettirtilen şey de bu zaten. İnsan yaptıklarıyla insan olduğu gibi bir de yapmadıklarıyla insandır. Hal böyle olunca koyuyor Rabbimiz sınırlarını. Var mı bunun hikmeti? Elbette ki var. Ne kadarını biz biliyoruz? İnanın ki ne kadarını bize bildirmişse ya Rabbimizin bizatihi kendisi ya da o ayetleri İlk anlayan, kavrayan, iki cihan serveri olan sallallahu aleyhi ve sellem onun beyanları varsa eğer bu manada bir şey biz bazılarının hikmetlerini anlayabiliriz. Hikmet meselesinde mümin aklı şöyle çalışır. O hikmetsiz bir iş yapmaz. Terazinin bir kefesinde bu var. Onun hikmetinden sual olunmaz. Terazinin diğer kefesinde de o var. O hikmetsiz bir iş yapmaz. Buna inanıyor muyuz? İman ediyor muyuz? ettik tamam burada ne diyor ya her işinde hikmet var ama sual olunmaz deyince hikmeti arama demiyor hikmeti ara diyor zaten sallallahu aleyhi ve sellem sana hikmet müminin itidir arasın ara ara nerede ararsan ara bul onu tabiat ayetlerinde ara hadisatta ara şurada ara burada ara ama bil bil ki her aradığını bulamazsın bulacaksın diye bir şart yok arayacaksın ama bileceksin ki Allah bazılarının hikmetini bize açıklar bazılarını açıklamaz. Anlaşılsın diye bir örnek vermek istiyorum. Domuz mesela haram mı? Haram. Niye haram? Sırala diyor işte domuzdan dolayı domuz şöyle sınırsız bir hayvandır şöyle yapar böyle yapar şunları yer yediği için yedikleri kanına karışır et bozulur o insandaki duyguları karıştırır şöyle olur böyle olur bir sürü gerekçe anlatılıyor. Bütün bu gerekçelerini alt alta yazsak biz adamın biri kalksa bize dese ki arkadaşlar tamam bu gerekçelerin hepsini anladım. Ama ben bir domuz çiftliği kuracağım. Sizin gerekçe olarak ileri sürdüğünüz her şeye dikkat edeceğim. Asla sizin burada gerekçe olarak söyledin işte domuz şunu yedi, bunu yedi şöyle Cinsi münasebette bulundu. Böyle yaptı. Bütün bunların hepsine sınırlar getireceğim. Asla gayri meşru bir şey olmasına, helal olmayacak bir şeyin olmasına, olmamasına meydan vermeyeceğim. Bütün her şeye dikkat ederek ben bir domuz yetiştireceğim dese. diyebiliyor muyuz helal? Hayır. O kat'i bir haramdır. Onun sadece bilinen gerekçelerle alakası yok. Aynı şey içkinin haramiyetiyle alakalılar. Aynı şey faizin haramiyeti haramiyetiyle alakadar ila ahir. Diğer haramları da sayın yani. Mesela adam dese ki ya içkinin haram olması sarhoşluktur. E bir adam da var iyi maşallah maşallah denmez buna da ne diyecekseniz ya. Işte. Adam deviriyor deviriyor hiçbir şey yok. Şimdi dese ki adam kendisine ben bu kadar içiyorum bu sarhoş olmuyorum. O zaman bana haram yok böyle bir gerekçe olabilir mi? Bunlar geçerli gerekçeler değil. Dolayısıyla burada biz. Her ne kadar bazı şeyleri şöyle sıralasak da hikmet olarak bazen bildiğimiz ama çoğu zaman bilmediğimiz şeyler var. Ve ahirete gittiğimizde, inşallah cennete gittiğimizde mesela ben onları not alıyorum. Size de teşvik olsun diye söylüyorum. Aleyhisselatu vesselam efendimizi gördüğümde soracağım o kadar çok soru var ki. Ela Ayşe anamıza bazı peygamberlere mesela Yusuf aleyhisselamla Allah beni bir cennette karşı karşıya getirse bir sürü sorun var benim. Ben bunların birçoklarının cevabını bulamıyorum ki bu dünyada ancak bir miktarına ulaşabiliyorum. Ama daha ulaşamadığım bulamadığım hikmetini kavrayamadığım bir sürü şey var çünkü sınırlı bir akıl taşıyoruz. Sınırlı bir akılla ancak bir yere kadar bazı şeyleri anlayabiliyoruz, kavrayabiliyoruz. İnşallah ahirete gittiğimiz zaman meselenin her tarafını Rabbimiz bize açacak. O meselenin tarafları bize şerh edecekler, açıklayacaklar. Cennette konuşacağımız meselelerde onlar olacak. Dolayısıyla sınırın varlığının aslında bir şefkatten, merhametten kaynaklandığını unutmayalım. Gelelim şimdi şuna o ağaç hangi ağaç o ağaç hangi meyvenin ağaç şu mu diyorsunuz eğer şu diyorsanız yanlış diyorsunuz ama bakın adamlar bunu boşuna seçmiyorlar şu anda çıkın dışarıya elinize alın bir mikrofonu sorun ben geçen ilahiyatçı ilahiyatta okuyan talebelere sordum onlar da elma diyor İşin garibi ne biliyor musunuz? Şimdi birazdan vereceğim size kaynaklardaki şeyi. İsrailiyat dahil hiçbir kaynakta o yenilen meyvenin elma olduğunu kimse söylemez bizde. İsrailiyat dahil, İsrailiyatta bile elma yok. Başka şeyler var, elma yok. Ama bu zihinlerimize kodlanmış. İşte birileri bizim algılarımızı böyle yönetiyor. Burada bunun yiyilmiş olmasının anlamını da biliyorsunuz. Hristiyan ilahiyatı bunun üzerine inanılmaz bir kurgu oluşturuyor. İlk günah diye bir şey oluşturuyor. Onun için doğan çocuklar vaftis ediliyor, yıkanıyor. Çünkü her doğan çocuk onların inancına göre günahla doğuyor. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yanıyla. Ne suçu var çocuğun? Çocuğun annesi babası Yahudi Hristiyan ateist bilmem ne olsa bile doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Bu noktada İslam'ın ortaya koyduğuyla bunların uyduruk kaydırık şeylerle uydurdukları ve kendi kurgularıyla oluşturdukları şeyler arasında dünya kadar fark var. Bir kere bilelim ki bu işin elmayla falan alakası yok bu işin ilk, ilk günahla alakası yok. Hele hele ne yazık ki yine İsrailiyat'ın bazılarından bize intikal eden bir şey. Şeytan işte yılan kılığına girdi. O yılan Hava anamızı kandırdı. Hava anamız ondan sonra telkinleriyle Adem Aleyhisselam'ı kandırdı gibi uydurmasyonların hiçbir tanesinin dinde yeri yok. Bir kere bunu bilelim. Bu zihninizde dursun. Peki bu ağaç hangi ağaç? Bakın bizim kaynaklarımızda olanlardan bazılarını ben size söyleyeyim. Diyorlar ki ilim ağacıdır yani hayrı ve şerri bilme ağacı. Buğday ağacıdır diyorlar bu buğday Vehb İbni Münebbih bu konuda bir izah da yapar. Genel anlamda çoğunluğu bunu verir zaten bizim kaynaklarımızda. Bu buğday öne çıkan bir ağaçtır ama bu buğday bizim bildiğimiz buğday değil işte Vehb İbni Münebbih biraz onu açıklıyor. Cennet buğdayı ağaçta yetişen bir şey ta taneleri büyükçe bir şey meyvesi farklı ondan dolayı zaten ağaç diye isimlendiriliyor. İncir ağacı, üzüm ağacı, hurma ağacı, sümbül ağacı, zeytin ağacı, kafur ağacı, şarap ağacı, mihne ağacı ile ahir bir sürü şey söyleniyor. Bütün bunların hepsine Taberi'nin İmam Taberi'nin Camiül Beyanından okuyabilirsiniz. Kaynak da burada var. İbn Kesir'de de var, başka kaynaklarda da var. Ben bir tanesini yazdım. Altta bir tane ayrıca bir şey var. Okuyabiliyor musunuz? Şecereyi ilmi Muhammed. Ehli Beyt'in ilim ağacı. Şimdi Şia'da böyle bir hastalık var biliyorsunuz. Her şeyi muhakkak Ehli Beyt'e yaslayacak. İlla oradan bir şey çıkaracak işte. Adem'in babasını da Ebu Turab ilan ettikleri gibi burada da böyle bir iddiaları var. Ama bu iddiaların hiçbir tanesinin geçerli bir şey yok. Mesela İmam Taberi bunları anlatıyor da kendisi inanıyor mu bunlara? Hayır. Bizim klasik ulema Allah hepsinden ebeden razı olsun. Resim çeker bize verir. Aklınız var kardeşim alın bu resmi yorumlayın der. Allah onlardan razı olsun ki iyi ki de öyle yapıyorlar. Bize bilgi veriyorlar. Ama İmam Taberi bunların hepsini anlattıktan sonra kendisi dediği söz şu. Ne olduğu konusunda Kur'an'da sünnette isnadı kesin olmadığı için böyle lüzumsuz bilgilere gerek yok diyor. İmam Maturi dedi diyor başka işiniz mi yok bunlarla uğraşıyorsunuz diyor. Fahrettin Razi de aynı şeyleri söylüyor. Yani ulemanın tamamı o şecerenin o ağacın ne olduğu meselesinin peşinde fazlaca durmuyor durmuyorlar. Elle Eğer önemli bir şey olsaydı zaten Rabbimiz bize bildirirdi. O zaman bu noktada kendimizi farklı şeylerin altına sokmaya gerek yok diyor. Ve bu konuda bizi böyle bir noktaya kaydırıyor. Ama benim güzel kardeşlerim Kur'an söylemiş zaten ya. Kur'an söylemiş zaten o ağacın ne ağacı olduğunu. Kur'an'ın söylediği söz şu. Şeceretil hulp. Ölümsüzlük ağacı. Taha suresinin 120. ayetinde. Meyvenin ne olduğu önemli değil ama o ağacın adı, adı ölümsüzlük ağacı. Neden? Çünkü şeytan diyor ki yerseniz bunu ölümsüz olursunuz. Yerseniz artık bambaşka bir noktaya geleceksiniz. İnsanın en zaaf gösterdiği noktadan şeytan yaklaşıyor. Bakın bugün araştırın şöyle internette batıda ilim dünyasında inanılmaz derecede bu manada bazı ilmi araştırmalar var. Yapmaya çalıştıkları iki tane temel şey var. Yaşlılığı geciktirmek ya da durdurmak ölüme deva bulmak. İnsan bunu istiyor. 100 senede yaşasa daha fazlasını istiyor. 500 senede de yaşasa daha fazlasını istiyor. İnsan ölmek istemiyor. Ölümsüzlük noktasında insanın bir zafiyeti var. Ama Allah'ın koyduğu bir kanun var. Bu kanuna göre insan ölecek. Dolayısıyla burada özellikle ölümsüzlük ağacı diye takdim edilmesi Adem babamızla Havva anamıza yeseniz tamam artık bundan sonra ne olacak? Siz de ölümsüz olacaksınız noktasında şeyler ki başka şeyleri de var şimdi onu da söyleyeceğim. Bu noktada bir zaafiyetini yakalıyor şeytan aslında onlardan yakalanan zaafiyet insanın temel zaafiyetidir oradan da çok iyi bilmelerine rağmen onlara o hatayı işletiyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim Rabbimiz dedi mi yaklaşmayın dedi. Başka şeyler de dedi. Bakın dediklerinden bir miktarı bu. Üzerinde durun ayetlerde göreceksiniz. Rabbimiz dedi ki eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz. Nerede Bakara suresi 35'te özellikle Fetekune mine zalimin önemli bir bilgi onun altını bir, bir çizelim. Sonra ne dedi eğer yerseniz şeytanı dost edinmiş olursunuz nerede Araf 22'de eğer yerseniz dedi Taha suresi 117'de cennetten çıkarılırsınız bunları önceden söylüyor Rabbimiz sonradan olmuş bir şey değil. Daha cennete gönderirken uyarılarını yapıyor Rabbimiz ikisine de. Eğer yerseniz yorulur, sıkıntıya düşersiniz. Taha 117. Eğer yerseniz Allah'ın emrini unutur, asi olursunuz. Ya Allah aşkına hele bir bakın şuraya. Daha ne desin Rabbimiz? Yerseniz bunların hepsi başınıza gelir bak zalimlerden olursunuz şeytanı dost edinmiş olursunuz cennetten çıkarılırsınız yorulursunuz sıkıntıya düşersiniz Allah'ın emrini otur asi olursunuz bu kadar açıkça uyarılar gelmiş olmasına rağmen Hazreti Adem unuttu demek ki insanın böyle bir özelliği var benim güzel kardeşlerim şimdi biz günahları bilmiyor muyuz hepsini biliyoruz niye işliyoruz unutuyoruz Şeytan unutturuyor. Bilmiyor muyuz şu haram şu helal diye? Niye o harama el uzatıyoruz? Aynı şey. Dolayısıyla insan işte ya insanın tabiatının üzerinden konuşuyor Rabbimiz. Adem Aleyhisselam da Ebul Beşer onun özelliği de bu. Bu özelliğinden dolayı bunları bizim nazarımıza veriyor. Bunları aklınızda tutun. Ama ben size geçen ders bir şey söyledim. Hak aklınızdadır muhakkak şeytan ambalajsız bir biçimde insanı zor kandırır. Zor. Mesela o çizgi filmlerde olduğu gibi eğer şeytan böyle kulaklı mulaklı elinde dirge, ne, ne diyorlar ona? Ee, ne? Dirgon mu? Dirgen mi? Dirgene benzer bir aletle karşımıza çıkacak. Aa ben şeytanım geldim seni kandırmaya derse o hepimiz velio kesiliriz zaten. Hiçbirimiz de ona eyvallah etmeyiz ama böyle gelmiyor şeytan böyle gelmiyor o filmlerde geliyor nasıl geliyor nasıl geldiğini söyledi Rabbimiz bize önden geliyor arkadan geliyor sağdan geliyor soldan geliyor ve ambalajlarla geliyor İnanılmaz derecede sana öyle şeyler söylüyor ki o söylediğine ne diyor Kur'an'ımız vesvese diyor vesveseyle veriyor 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 sana o manada bazı telkinleri öyle yapıyor ki Adem Aleyhisselam gibi ilk insan ilk peygamber olana da ilk hatayı işletiyor. Nasıl geldi Adem Aleyhisselam'a? Yine Kur'an'dan okuyoruz. Bakın. Dedi ki şeytan, eğer bu ağacın meyvelerinden yerseniz melek olursunuz. Ya melekler secde etmedi mi sana ey baba? Niye sen melek olmaya heveslendin? E zor tabii ki imtihan. Netice itibariyle bir irade var. O iradenin getiri götürdükleri var. Melek olursam ne de olsa işte kendime günahsız bir emre teslim olur giderim diye bir şeyi düşündü. Ve şeytan oradan yaklaştı. Bakın Arap suresinin 20. ayetinde. Ölümsüz olursunuz dedi. Vaat etti bunu. Zaten ağacın isminin de öyle olduğunu söyledik. Ya üçüncüsü? ebedi saltanatın sahibi olursunuz. Taha suresi 121. ayet. Üç şeyde insanın ciddi bir biçimde zafiyeti var. Üç şeye de. Melek olmak mükellefiyetten kurtulmaktır. Ölümsüz olmak hayatı bambaşka bir biçimde yaşamaktır zaten. Ebedi saltanatın sahibi olmak, güç sahibi olmak, mülk sahibi olmak insanın Mala karşı olan düşkünlüğünü, bu noktadaki zafiyetini biliyorsunuz. Bunların hepsini Adem Aleyhisselam'a farklı farklı ambalajlarla söylediği, söylediği, söylediği bir şekliyle onları ikna etmeye çalıştı. Adem Aleyhisselam direnmedi mi sanki? Yani bunu mesela bir anda söyledi Adem Aleyhisselam da tamam unuttu yaptı böyle değil. Biz Kur'an'da meseleyi muhtasar okuyoruz ama satır aralarından anlayabiliyoruz. Bu bir süreç. Ne kadar sürdü bilmiyoruz. Belki 50 yıl, belki 100 yıl, belki 200 yıl bu süreç devam etti. O bir anda hemen cennete girdi. Anında imtihan oldu. Ondan sonra bu olay başına geldi. Böyle bir şey yok. Zaten Kur'an'daki dediğim gibi ayetlerin içerisinden Bunların hepsini görebiliyoruz. Son süreçte ne yaptı biliyor musunuz şeytan? Araf suresi 21. ayet. Ben gerçekten size öğüt ve nasihat verenlerdenim diye yemin etti. Ne adına yemin etti? Allah adına yemin etti. Allah adına. Allah'la kandırdı. Benim güzel kardeşlerim, Allah'la kandırdı. İşte bu bütün mesele bu. Bunun yine üzerinde bizim çok ciddi bir biçimde durmamız lazım. Eğer biz şeytanın bu aldatmacalarını, bu çevirdiği dolapları, filmleri, senaryoları, kullandığı aletleri, maskeleri, bu tarz şeyleri bilmezsek inanın ki kaybedenlerden oluruz. Bakın bizi de kandırıyor. Bize demiyor ebedi olacaksın. Böyle bir şey yok. Zaten melek olacaksın. Bunu bize demiyor. Ama bize ne yapıyor? Ölümü çok iyi bilmiş olmamıza rağmen ölümü unutturuyor. Size bir şey söyleyeyim hepiniz yaşamışsınızdır. Cenazeye gidiyorsunuz ya cenazeye. Mezarda şahit oluyorsunuz o insanın mezara defnedilmesine. Çıktığın andan itibaren başlıyor başka şeyler. Adam orada futbol konuşuyor. Dünkü siyaseti konuşuyor. Ötekini getiriyor. Berikini getiriyor. O onun kusurunu söylüyor. Öteki onun şeyini söylüyor. Bir sürü şey cenazede konuşuluyor. Cenaze anında bile ölüm tam anlamıyla tefekkür edilemiyor. Niye? Unutturuyor şeytan. Ambalajlarını söylüyor. Ambalajlarıyla bambaşka şeyler söylüyor. Adam bir güç elde etmiş mesela. Ne yapıyor şeytan? Öyle bir onun zihin dünyasına telkinde bulunuyor ki bu güç senin elinden çıkmamalı diyor. Eğer yarın sen ölürsen, gidersen tamam ne olacak? E senin torunların ne var ya? Oğulların var. Oğlun olmasa kızın var. Kızın olduğuna göre damadın var. Şu var, bu var. Bir sürü şeyi söylüyor. Yani adam mesela şimdi yaşıyor. 3-4 nesil sonrasını düşünüyor. 3-4 nesil sonrasını. Düşündüğü şey iman, hayır, güzellik olsa sıkıntı yok. Ama dünyaya ait şeyleri düşünüyor. Sanki hiç elinden çıkmayacakmış gibi hesaplar yapıyor. Kim yaptırtıyor bunu? Şeytan yaptırtıyor. Süslü süslü bazı ambalajların içerisinde öyle farklı noktalara sokuyor. Öyle farklı noktalara sokuyor ki o manada ikna ediyor. Adem aleyhisselamı bile eğer bu manada ikna ettiyse Vay ki vay bizim halimize. Allah yardımcımız olsun. Vallahi imtihanımız zor, işimiz zor ve bu devam ediyor. Sürekli de biz bu manada şeytanla ki bizim amansız düşmanımız bu harbimiz, bu savaşımız devam edecek. Şimdi Kur'an'ımız bütün bunları söyledikten sonra ne var ki diyor Adem sözü unuttu verdiği sözü onda biz istenilen azmi bulamadık. Bakın Kur'an ne diyor kandırmış mı Haşa hava validemiz Hazreti Adem'i? Hayır. Kadının telkini mi olmuş bu iş? Hayır. Adem Aleyhisselam'a hitap ederek söylüyor. Burada birini suçlu tutma gibi bir derdi yok Kur'an'ın. Yani senin yüzünden oldu, ötekinin yüzünden oldu diye bir dert yok. Direkt mesuliyet de Hazreti Adem'in üzerinde olduğu için Adem unuttu ve biz onu istenilen azimde bulamadık diyor böyle bir şeyi ortaya koyuyor. Peki bu üç tane şeyi bir daha hatırlayalım önemli çünkü melek olursunuz ölümsüz olursunuz ebedi saltanatın sahibi olursunuz. Bu üç tane şeyi Adem aleyhisselam ağacı yediği zaman elde etti mi? Hayır bilakis tam aksine oldu aradığı melekleşmekti ne buldu? Beşerileşmek aradığı ölümsüzlüktü ne buldu? Ölümlülük. Çünkü öyleydi zaten. Kader de öyleydi. Aradığı zahmetsizlikti. Asıl önemli olan bu bizim için. Bulduğu ne oldu? Zahmetlilik oldu. Hem de dünyaya gelir gelmez imtihanların en büyüğüyle muhatap oldu. Evlat meselesiyle imtihan edildi. Dakika bir gol bir dünyada katil bir Babanı evladın babası oldu. Maktül öldürülmüş bir evladın babası oldu. An, en ağır imtihanları bu şekliyle yaşamış oldu. Bunları elde edemedi ama yedi o meyveden yedi. O ağacı meyvesinden neyse ne oldu? Araf suresinin 22. ayetinden Taha suresinin 121. ayetinden okuyoruz. Ayıp yerleri görüldü. Nedir bu? Müfessirlere bakın birçok şey göreceksiniz. Ama ben o söylenenlerin hepsini şöyle iki kelimede özetlemek istiyorum. Mahremiyetin ifşası oldu. Mahremiyet ifşa oldu. O ana kadar gizlenen, örtünen, korunan şeyler ifşa edilmiş oldu. Ve o ifşa ile beraber de çok farklı bir biçimde Hazreti Adem'de Hazreti Havva'da utandılar. Bakın bu ifşanın nasıl olduğuna dair ve orada aslında söylenenlerin bizim dünyamızla alakadar olan kısmını biz Araf suresindeki ayetlerden okuyoruz. Araf 26'da Araf 27'de meallerini ben okuyup geçeceğim. Ey Adem oğulları diye Allah hitap ediyor bu sefer. Hitap direkt bize size ayıp yerlerinizi örtecek giysi süslenecek elbise yarattık. O elbise de takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar diye Allah indirdi. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Nereden vuracak şeytan? Mahremiyetin ifşasından vuracak vuruyor mu şu anda da en üst düzeyde yaşıyoruz bakın şu yaşadığımız zaman ve zeminde en üst düzeyde. Mahremiyet insanlık tarihi boyunca hiç bu kadar ele ayağa düşmedi. İşte şeytan oyununu oynuyor, oynamaya devam ediyor ve bunu da başka başka kılıflarla yapıyor. Çünkü o ve yandaşları, şeytan ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz bir şeytanları inanmayanların dostları kıldık bizim dostumuz değil kim bizi mahremiyetin ifşasına çağırıyorsa o çağrı şeytanın çağrısıdır ve o çağrıyı dile getiren şeytanın dostudur bugün ne adına olursa olsun bu manada yapılan her şeyde bunun hesabına yazılır şimdi benim güzel kardeşlerim kullandım mı daha önceden bilmiyorum ama burada bir kavram kullanmak istiyorum şu yaşadığımız çağı ben modern cahiliye çağı diye isimlendiriyorum. Cahiliyenin yani Mekke cahiliyesinin en önemli özelliklerinden birisi teberruçtu. Teberruç açma saçma mahremiyeti ifşa etme. Modern cahiliye çağının da en önemli özelliği bu. Teberruç çağı ifşa ediyor her şeyi. Yediğini içtiğini gezdiğini tozluğunu aldığını almadığını ne varsa her şeyi ifşa ediyor. İfşa teberrüç, modern cahiliye çağının da en önemli meselesi. İşte bizim şeytanın burada yaptırdığı şey üzerinden öğrendiğimiz şey bu. Birçok mesaj var umuyorum ki alıyorsunuzdur ama benim güzel kardeşlerim biraz belki yoruldunuz bilgilerden şundan bundan ama Şöyle iyi bir kendinize gelin. Çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. İlk imtihan nereden geldi? Yediklerimizden. İlk imtihan. İlk imtihan yediklerimizden geldi. Eğer yediğimiz haramsa, yani helal değilse, helal olmayan bir şeyi yememizle mahremiyeti ifşa etti. Bakın burada birbirleriyle çok ciddi bir biçimde bir ilişki var. Biz bunu şöyle anlayacağız benim güzel kardeşlerim. Eğer yedikleriniz helal değilse yaptıklarınız helal olamaz. Mesele bu. Hiç boşuna başka şeylerle uğraşmayalım. Asıl meseleyinin nereden ele alınacağına dair çok önemli bir nokta yakalıyoruz buradan. Yediklerimiz haramsa Haramdan yenilen bir beden, haramla beslenen bir bedenin Allah'ın istediği, beklediği bir hayatı ortaya koyması mümkün değil. Önce düzeltilmesi gereken şey o. Çünkü eğer haramla besleniyorsa bir insan en başta iffet duygusuz zedelenir. Bir insan haramla beslenmeye başladığı andan itibaren iffet duygusunda gevşeme olur o insanın sağlayamaz, koruyamaz, problem oluşur orada. O manada bazı şeyleri istediği kadar zorlasın, zorlasın, zorlasın bir yere kadar bir yerden sonra o yediği haram yani kanına karışan o haram ona haram işler yaptırtır. Dolayısıyla burada bizim bu hakikati çok iyi bir biçimde anlamamız gerekiyor. Hazreti Adem üzerinden bize verilen mesaj da zaten bu. Şimdi yediler anamız babamız Allah hepsi ikisinden de ebeden razı olsun. Taha suresinin 121. ayetinden okuyoruz. Böylece Adem, Adem Rabbine karşı geldi şaştı kaldı şaştı. Ve o şaşkınlığın hemen arkasından toparladı Hazreti Adem kendisini inanılmaz derecede utandı. Çünkü ayıp yerleri açıldı o mahremiyet ifşa edildi bir anda ikisi beraber ağaçların arkasına saklandılar bir şeyler bulup üzerlerini kapatmaya çalıştılar. Utanma duygusu insani bir duygudur. Eğer bir insan bir günah, bir hata işlediği zaman utanıyorsa, yüzü kızarıyorsa, böyle farklı bir hale giriyorsa bu iyi bir şeydir. Adem Aleyhisselam'la Havva anamız da o insani özelliklerini korudukları için orada utandılar. İşte orada asıl önemli olan nokta çıktı ortaya. İblis'le Adem'i ayıran özellik bu işte. Şimdi iblis de bir hata etti. Adem aleyhisselam da bir hata etti. Rabbimiz sordu iblise ey iblis niye secde etmiyorsun? Geldi bir sürü bahaneler. Ben ondan üstünüm. Beni toprak onu topraktan beni ateşten yarattın. Ben şöyleyim ben böyleyim bir sürü şey geldi. Adem aleyhisselam da verilen sözü unuttu. Ahdini unuttu. Azim göstermedi. O ağaçtan yedi. Rabbimiz ona soruyor. Diyor ki niye Adem ya niye niye? söyleyecek bir sürü sözü var bir sürü Allah'ım ne yapayım şeytan bana vesvese verdi beni kandırdı bana ölümsüzlük vaat etti bana melekleşmeyi vaat etti bana ebedi saltanatı vaat etti genelde biz onu yapıyoruz Adem babamız onu yapmadı Ama bu kadın var ya bu kadın onun yüzünden oldu o beni uyarsaydı şöyle yapsaydı böyle yapsaydı ben yapmazdım falan demedi Hac'da bil, bilmiyorum hiç denk gelen oldu mu mesela hacca aile gitmek çok risklidir. Hac meşakattir. Genelde de insanın ayağına basılır yani imtihanlarla karşı karşıya kalınır. Kalındığı zaman da fatura ne yazık ki zavallı kadınlara kesilir. O hac amcalar çıldırıyor böyle. Acayip bir havaya giriyorlar. Bütün fatura kadınlara kesiliyor. Böyle bir tavır yok. Hiçbir bahane yok şu oldu bu oldu bu olmasaydı şöyle olurdu böyle olurdu hiç 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 hiç, hiç. bunların hiçbir tanesi değil. Bir günah işlemiş mesela bir kardeşimiz bunu ifşa etmesi doğru değil zaten ama anlatırken diyor ki ya gençtim onun için oldu zaten gençken olur benim güzel kardeşim bir şeye bağlama bunu bir şeye bağlama derin bir pişmanlık du, duy öyle bir pişmanlık ki yüreğin dağlansın ya yüreğin böyle yansın o günahı hatırladığın zaman yüreğin yansın ve onu kimselere söylemeden Rabbinle baş başa kaldığında al başını ellerinin arasına ben nasıl yaptım bunu ya ben nasıl bunu yaptım nasıl böyle bir şey yapabilirim diyerek kendini bu noktada hesaba çek Adem aleyhisselamın yaptığı bu hiçbir tane bir şeye bahane etmiyor kusuru onun bunun üzerine atmıyor bir şekilde kendisini teberri edecek temize çıkaracak bir şey yapmıyor ben zalimlerden oldum diyor ben zalimlerden oldum bana Rabbim bunu demiş olmasına rağmen ben şeytanın söylediğine uydum ve ben zalimlerden oldum diyor. O anda aynı sözü Havva validemiz de söylüyor. Bize günahın karşısında Ademce tavrı öğretiyorlar. Günah karşısında işleriz. Yazgımız kirlenmek bizim ama asıl o günahı işlediğin zaman Ademce tavır ki Ademce tavır adamca tavırdır adamca tavrın ne olması gerektiğini ortaya koyuyor. Hiçbir bahaneye sığınma, hiçbir ambalaja sığınma. Mesela bazen oluyor işte aramızda bazı sıkıntılar oluyor. Kardeşimiz diyor ki sen bana bunu yaptığın için ben de bunu yaptım sana. E zaten Rabbimiz ya da Efendimiz aleyhissalatü vesselam sana diyor ki ya bir şey yaptığı zaman bile karşıdaki insan bir kötülük gördüğünde de sen onu iyilikle sav. Kötülüğe kötülükle karşılık verme diyor sana. Birilerinin senin içindeki iyilik damarını kurutmasına fırsat verme. Asla bu konuda bir şekilde birilerine havale edip meseleye yaklaşma. Ah bir anlasak var ya inanın hayat algımız değişecek. Hayat algımız birçok şeyi bu meselenin üzerinden bambaşka yere taşımış olacağız. O zaman ademce davranmak Allah'ın izniyle bizi de adam sınıfına koymuş olacak. O Adem aleyhisselamda ve Havva aleyhisselamda inanılmaz derecede bir derin pişmanlık oluşuyor. O pişmanlığın arkasından da Allah'tan bazı kelimeler öğreniyor. Ne olduğuna geleceğiz. Sonra Allah onu nimet yurdundan zahmet yurduna gönderiyor. Yepyeni bir hayat başlıyor. Ben burada tam sözümün bu noktasında bir şey söylemek istiyorum benim güzel kardeşlerim. Şeytan iki şeyi bize yaptırıyor. Günah işletiyor, sonra günahı savunduruyor. İkincisi günah işletiyor, sonra o günahın altında eziyor. Bu ikisi de çok ciddi bir tehlike bizim için. Günah işletiyor Sonra günahını savunduruyor. İşte günah işledim, niye işledim? Şöyle oldu, böyle oldu. Biraz önceki meseleler. Diğeri de çok felaket bir şey. Günah işletiyor bize, günahın altında eziyor bizi. Senden adam çıkmaz diyor. Bu günah işleyen adam mı Kudüs'ü kurtaracak diyor? Sen daha sabah namazına kalkmıyorsun, kalkmışsın davam mava deyip konuşuyorsun. Sana iyi bir şeymiş gibi geliyor ama aslında seni vuruyor, vuruyor. O günahla vuruyor. Burada olması gereken şey şu günah işledik asla savunma yok asla bir bahane yok aynen Adem aleyhisselamla hava validemiz gibi günah işledik ne işledik mesela işlediğin en büyük günah hangisi ise unutmaman gereken bir şey var Allah'ın rahmeti senin işlediğin günahtan daha büyük Allah'ın affetmeyeceği bir günah yok tevbe ettikten sonra onun için hep söylediğimiz üç tane cümle var. Aynı o cümleyi bir daha zihinlerimize kaydetmek durumundayız. Tevbe ettikten sonra büyük günah yok. Günahta ısrar ettikten sonra küçük günah yok. Her günahtan da küfre giden bir yol var. Son cümle biliyorsunuz üstadın Bediüzzaman'ın cümlesi. Bu üç cümle meseleyi özetliyor bize zaten. Tevbe ettikten sonra büyük günah yok. En büyük günah ne? Allah'a şirk koşmak. Tevbe ederse Allah affediyor mu? Affediyor ya. En büyük günah kul hakkı. Tevbe ederse Allah affediyor mu? Affediyor. Ama kul hakkının tevbesi Allah'ım ne olur beni affet demek değil. O hak ihlalini ortadan kaldırmaktır. Zaten tevbe aslında fiili istihvardır. Sadece dille olmuyor. İşlediğin günahın mahiyetine göre o günahın izale edilmesi gerekir. Ama bilmen gereken bir hakikat var ki Tövbe ettikten sonra büyük günah yok. Basit bir günah küçük sen günaha alışmışsın ısrarla yapıp yapıp duruyorsun. Bir günahta ısrar o günahı büyütür. Dolayısıyla günahta ısrar ettikten sonra küçük günah da yok. Allah korusun her günahtan küfre giden bir yol var. İhmal edersen basite alırsan günaha alışırsan bu noktada bazı hassasiyetlerini kaybedersen Yavaş yavaş Allah seni bambaşka yerlere doğru sevk eder. Daha doğrusu sen kendi günahlarınla o noktaya doğru gelirsin. Şimdi benim güzel kardeşlerim burada bırakacağız. Arkası bir dahaki haftaya inşallah umuyorum ki haftaya Hazreti Adem'i bitirebileyim. Bazen biz de söylüyoruz bazen dil ile söylüyoruz bazen içimizden söylüyoruz. Herhalde sahabe de bizim dediğimizin aynısını demiş. Ney? Ah Adem baba ya yemeseydin şu ağacı da bizi de bu hale sokmasaydın ya. Cennette bir sürü meyve var sen onlarla kendine bir hayat sürseydin de bize bu hayatı bu külfeti bu zahmeti karşımıza getirmeseydin. Artık sahabe söylediği için mi böyle bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylüyor. Çok önemli siyer-i nebi ile siyeri enbiya arasındaki bağı kuruyoruz şu anda. Bukhari'de, Müslim'de, i̇bn Mace'de onlarca hadis kitabında Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın nakliyle okuyoruz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Adem'le Musa birbirleriyle tartıştılar. Nerede? Rüyada. Nerede? Misal aleminde. Nerede? Belki de Miraç'ta. Neredeyse aleyhissalatü vesselam Efendimizin haber alma kaynakları çok. Neredeyse biz orayı bilmiyoruz ama Allah Resulü bize anlatıyor. Adem ile Musa birbirleriyle tartıştılar. Musa ona: "Ey Adem!" dedi. "Sen bizim atamızsın fakat bizi hüsrana uğrattın. Bizi cennetten çıkarttın." Bunun üzerine Adem Aleyhisselam Musa'ya dedi ki: "Ey Musa! Aziz ve celil olan Allah'ın kelamı ile Allah seni seçti." ve sana eliyle yazdığı vahyi ulaştırdı. Kasıt verdiği vahiler. Ey Musa o halde ben yaratılmadan 40 yıl önce bana takdir buyurulan bir şey üzerinden beni muhakaze mi ediyorsun? Benim yaratılmadan önce yazılmış bir kaderimden dolayı mı beni kınıyorsun? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez dedi ki böyle bir delille Adem Musa'ya galebe çaldı. Böyle bir delil ile Adem Musa'ya galebe çaldı. Böyle bir delil ile Adem Musa'ya galebe çaldı. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem anladınız değil mi? Sakın aklınıza bir şey getirip de faturayı Hazreti Adem'e kesmeyin. Bu iş Allah'ın yasası olarak başlayacaktı. Bir şeyler sebep oldu zaten. Dolayısıyla şimdi sebepler üzerinde eğer yoğunlaşır da asıl o sebeplerin bize verdiği mesajları gözden kaçırırsak işte onun adı da haddi aşmaktır. Allah bizi her türlü had aşmaktan da muhafaza buyursun. İnşallah bu mesajları anlayanlardan oluruz. Adem babamız gibi bu işin gerekeni ne ise onu ortaya koyma noktasında da azim ve gayrette bulunuruz. Benim güzel kardeşlerim. Dünyadaki cennet ailede şöyle bir serlevha açmak istiyorum bugün. En hayırlı evlilik. Aile yılı ya e konuşmamız gereken bir şey var evlilik. Gençler de şu anda evlenemiyorlar. Evlilik şartlarından dolayı sıkıntılar var. Başka başka meselelerden dolayı evlilikten korkanlar var. Daha değişik dertlerimiz var. Dert çok Allah'a şükür. Dert dünyasındayız. Bu da dertlerden bir dert zaten. Asım bin Abdullah aktarıyor bize radıyallahu anh diyor ki içimizden biri Fezare oğullarından bir kadına talip olmuştu. Kadına gitti talip oldu dedi ki ben seninle evleneceğim. Kadın dedi ki bana ne vereceğim bana nasıl bir düğün yapacaksın? Adam dedi ki hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey mi? Vallahi hiçbir şeyim yok. E nasıl evleneceksin benimle? E Allah evlenene rızık vaat ediyor. inşallah iyi olacak. Ben de onun için sana talibim. Peki senin hiç cebinde, evinde, şurada buranda paran yok mu? 2 3 dirhemim var. Ne yapacaksın o 2 3 dirhemle? Eğer istersen gideyim pazardan bir terlik alayım, getireyim sana o terliği vereyim. Sen de o terlikle gelin ol gel. Tamam dedi kadın. Gitti aldı, getirdi kadına verdi. Kadın babasının evinden o terlikle çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Ya başka bir yerde nikah kıyıldı ya gelindi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında evet. nikah kıydılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadına sordu. Gerçekten sen sadece bu terlikle mi gelin oldun? Evet ya Resulallah. Sadece bu mu? Evet ya Resulallah. Açtı ellerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Hem o geline hem o damata. Resulullah dua etti ve hoşnut oldu bundan. O anda mı söyledi sonra mı söyledi bilmiyoruz ama Efendimiz Ebu Davud'da bu biraz önce naklettiğim İbni Macede Tirmizi'de geçen bir rivayet. Biraz sonra nakledeceğim cümle de Ebu Davud'da ama o anda mı sonra mı bilmiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki en hayırlı nikah evlilik, evlilik yani en kolay olanıdır. Allah Resulü hayrı neye bağladı? Kolaya bağladı. Kolaylık varsa hayır vardır demektir. Şimdi benim güzel kardeşlerim size demiyorum gidin işte terlikle birilerini alın gelin. Hanım kızlarıma da ben onu demiyorum. Ben hanım kızlarıma bakın ne diyorum orada burada söyleyeyim size. Alabileceğiniz en üst mihri alın isteyin alın. 500 kilo mu istiyorsunuz 1000 kilo mu istiyorsunuz kantar kantar mı istiyorsunuz isteyin Allah size bu hakkı vermiş. Baktınız ki adam 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 gerçekten adam gerçekten bu manada yarın öbür gün su istimal etmeyecek. olan ucuza mal ettik iyi falan filan deyip farklı yerlere çekmeyecek. Adam gerçekten adam ne yaparsın infak edersin ya yavaş yavaş 1000 kilonun yarısını 10. yıllık infak et bir 10 yıl geçer aradan bir yarısını daha infak et bir 10 yıl geçer aradan bir daha infak et baktın adam tam adam hepsini infak et ya da imkanı var hepsini söke söke al neyse ama şöyle bir derdimiz var benim güzel kardeşim yahu ne terliği ne evi ne binası öyle şeyler duyuyorum ki ben bizim bazen kardeşlerimizin içerisinden kızımız diyor ki oğlumuza ben anne ve babanın oturduğu mahallede de oturmam. Aynı binada oturmaktan vazgeçtik zaten. O aynı evlerde oturmak onlar zaten hayal oldu. Aynı binada oturmaktan da vazgeçtik. Şimdi buna geldik. Diyor ki benim düğünüm şöyle olacak, salonum böyle olacak, kına gecem böyle olacak, gelinliğim böyle olacak, arabam şöyle olacak, her şey her şey her şey toplayın koca bir mevla çıkıyor ortaya eğer varsa o delikanlının imkanı ya da ailesinin imkanı veriyor eğer veremiyorsa giriyor borcun altına faizi bulaştırıyor daha evliliğin ilk aylarından itibaren haram girmeye başlıyor o eve o haramdan itibaren oluşan o evin de akıbetinin ne olduğunu hepiniz tahmin edebiliyorsunuz gelin helala sarılalım gelin birbirimize karşılıklı bir biçimde suistimal etmeyeceğimizin sözünü vererek kolaylaştıralım. Kolaylaştıralım ki en hayırlısı olsun. Rabbim benim bütün ümmetimin gençlerine böyle kolay kolay olan evlilikler versin. Evlilikleri zorlaştıranlara da daha diyeceğim iyi bir şey söyleyeceğim de söylemiyorum diyorum ki Allah ıslah etsin. Kolaylaştırmayın zorlaştı zorlaştırmayın kolaylaştırın diyen peygamberin sözünü tutmayı Allah hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.